Parantezin üstünde tek kuvvet var. Bu işaret dışarıya eksi olarak çıkar. Burada da tek kuvvet var. Bu eksilik de çıkar. Diğerleri zaten artıdır. Eksi ile eksiyi böldüğümüzde de artı geleceği için şuradaki işaretleri yok sayabiliriz. Şimdi bunları üslü ifade olarak yazalım ve sadeleştirelim. 25, 5'in karesidir. Yukarıya aldığımızda eksi ikinci kuvvet olur. Üssün üssü kuralına göre çarptığımızda 5 üssü eksi 6 olur. Çarpı 9, 3'ün karesidir. 2 ile eksi 2'yi çarparsak 3 üssü eksi 4 yapar. Alt tarafta önce bunu yazalım. 5 üssü eksi 3 ile eksi 1'i çarptığımızda 3 olur. 5 üssü 3 çarpı. Bu da 3 üssü eksi 1'dir. Eksi 1 ile eksi 3'ü çarparsak 3 olur. 3 üssü 3'e eşittir. Bunları ayrı ayrı işlem olarak da yapabiliriz. Önce bunu buluruz. Sonra da bunu bulur. Yine çarpma olarak yazabiliriz. Tabanlar aynı olduğu için üstleri çıkartırız. 5 üssü eksi 9 olur. Çarpı diyoruz. Eksi 4 eksi 3'ten de 3 üssü eksi 7 gelecek. İşaretimiz zaten artıydı. Sonuç 5 üssü eksi 9 çarpı 3 üssü eksi 7'dir.